Buradan Taliban kardeşlere, Müslümanlara, oradakilere diyoruz ki bak. Dünya size bakıyor şimdi. İslam'ın güzelliğini ortaya koyacaksınız. Koymak zorundasınız. Rahmetini, merhametini göstereceksiniz. Ama sakın ha bir kafire meydan okudunuz, hezimete uğrattınız. Öte tarafta Çin'e yaklaşmayın. Bu salonda şu kadar Doğu Türkistanlı kardeşimiz var. Onlar ilim okumak için ülkelerinden ayrıldılar. Hoten'den, Kaşkar'dan, Yarkent'ten ayrıldılar. Şimdi onlar Türkiye'deler. Ulum İslamiye okuyorlar. Onlar Ulum İslamiye okuyor diye Çin onları terörist ilan etti. Evlerine gitti. Babalarını aldı. Kamplara koydu. Hanımlarını aldı. Kızlarını zorla Çinli kafirlerle evlendiriyor. Evde kalan küçük çocuklar onları yetimhanelere götürdüler. İsimlerini değiştirdiler. Onlar Kur'an-ı Kerim'e göre değil. Onlar Mao'nun Kızıl Kitabına göre dinsiz bir eğitim sistemi içerisinde Çin tarafından zihinleri işgal edildi. O halde yetiştiriyor, yetiştiriliyor, yetiştiriliyor. Ey Afganistan'da olan Müslüman kardeşlerim sakın ha Çin'in masallarına kanmayın. Doğu Türkistan ikinci Endülüs oluyor. Orada camileri yıktılar. Orada ezanları susurdular. Orada milyonlarca Müslümanları aldı kamplara götürdüler. Orada Müslümanların kızlarını zorla Çinli kafirlerle evlendiriyorlar. Ey Afganistanlı Müslüman kardeşim Uyan Çin'e yaklaşma Siz Amerika'ya meydan okudunuz İntansurullaha yansurukum ve yuthebbit akdamekum Allah Teala ayaklarınızı sabit kıldı Eğer Çin'in yardımlarını Seni sömürmek için gönderdiği yardımlar reddedersen Sovyetlere karşı Amerika'ya karşı seni teyit eden Allah Azze ve Celle Çin'e karşı elbette teyit edecektir. O halde mesele iki tuzaktan kurtulmak değil, mesele bütün tuzaklardan kurtulmak. Sovyetlerin, Amerika'nın, Çin'in ve Rusya'nın tuzağından da kurtulmak. Allah Teala Müslümanları Çin'in oyunundan da muhafaza buyursun.